Herkese merhaba. Bu videoda LGS 2020 hakkında sınavda başıma neler geldiğini ve sınav sürecimi anlatacağım, yorumlarımı anlatacağım. İlk başta 19 Haziran biraz heyecanlıydım. İçimde şöyle bir his vardı. Bunu aileme de söylüyordum. Ee, sınava sanki aylar gibi aylar varmış gibi bir his vardı içimde. Ama yarın olduğunda biliyordum bir yandan. Çok saçma bir his vardı içimde. Ve gerçekten de yavaş yavaş sanki bildiklerimi unutmuş gibi bir his de yaşadım. 20 Haziran günü ailemde bana desteği çok oldu. Onların da desteği sayesinde sınava girdim zaten. Annem gece uyumadı, kalkamayız diye. O da benim kadar endişelendi zaten. O da sabahtan beri, beşten beri uyanık kaldı. Sınav günü saat evden yaklaşık olarak ne zamandı... 8.30 gibi çıktık ve 8.40 gibi orada olduk. Okulumuz zaten yakındı. Ondan sonra bizi 8.45'ten biraz sonra 8.50 gibi içeri aldılar. Biraz öyle kitapçıklar gelene kadar falan 9 oldu. Ve yarım saat boyunca bekledik. Bunun için çoğumuzun sınav stresi bir nebze azalmış oldu. Bence bu çok iyi bir şey oldu. Ama ben yine de mutluydum. Soruları gördüğümde bir rahatladım öğretmenler artık çözebilirsiniz dediğinde ve sınav kitapçının arka taraftaki şeylerini okudum. Zaten yarım saat ne yapacağımı bilmiyordum. Boş boş oturmak yerine okudum. Tüm maddeleri eksiksiz yerine getirmiştim. Yani bir sıkıntı yoktu. Böyle devam etti işte. Sözel benim için çok güzel geçti. 15-20 dakika bir sürem arttı. Bu sürem arttığında da önce Türkçeyi kontrol ettim. Çünkü Türkçenin kas daha yüksek. Sonra tek tek ara dersleri de kontrol ettim. Optik kodlamamı da kontrol ettim. Süre bitince de zaten imzalarımızı atıp çıktık. E, ailemin gelmesini istemedim. Çünkü zaten yiyecek getirmek yasakmış dışarıdan öğrencilere virüs taşıma riski olmasın diye. Ben de ailemin gelmesini istemedim. Sınav sırasında dışarıda biraz temiz hava aldım. Arkadaşlarım sınav hakkında konuşmadım. Sadece sınavın iyi geçine dair konuşmalar yaptık. Şimdi sayısal geliyordu. Sayısalda daha endişeliydim. Bu arada ilk oturumda bizde sınavdan kimse çıkmadı. Ben en azından bazı kişiler çıkar sanıyordum. Ve iyi bir sınıfa denk geldim. Kimse konuşmadı. Bu bakımdan da şanslıydım. Yani kimse öğretmene saçma sapan sorular da sormadı. Şimdi geldik sayısala. Bu arada benim adım Muhammed Ekrem Tali. Bunu bazılarınız biliyor fakat yeni abone olanlarımız var. Kanalımız her geçen gün büyüyor. Bunun için her videoda yani çoğunlukla söyleyeyim diyorum. Sayısala geldiğimizde sayısalda da aynı oldu. Yine 11 gibi sınava geldik. İşte 11 gibi olduğunda yine biraz bekledik ve yine biraz stresimiz gitti ama bu sayısalı Sayısal daha böyle kötü gözüküyordu. Daha zor. Yine herkes sessizdi. Güzel bir ortam vardı. Sayısal kitapçı önümüze kondu. Bir 20 dakika falan bekledik. Kimse yine konuşmadı. Gerçekten şükür ediyorum bu hale. Sessiz bir ortalmasından gördüm. İlk önce fenden başladım. Çünkü matematik problemleri e, her ne kadar basit de olsa benim kafamı yoruyor. Ve fene kötü bir kafayla kalmış oluyorum. Onun için fenden başladım. Ve fen daha zor geldi bana. Matematik çok daha kolay geldi. Fen'i bir 25-30 dakikada yaptım biraz endişelendim bu kadar hızlı bitirmek doğru mu diye. Fakat sonra gittim kontrolde ettim feni. Matematiğe geçtiğimde soruların e, kafamdakinden daha basit oluşu beni sevindirdi ve biraz tebessüm ettim. Herkes sınavında olduğu için kimse beni fark etmedi ama ben birkaç kere güldüm. Kahkaha değil tebessüm biçiminde. Hoşuma gitti yani sorular. En sonda bir soru da bu soruyu hatırlarsanız. E, 3 tane mavi kare vardı. Bu kare ile ilgili bilgiler vermişti. En büyük karenin çevresini soruyordu. O soruya bir 10 dakika ayırdım. Çok zorlandım. Ama çok basit olduğunu anladım. Onun için hiç boşum olmadı. Sayısalda da sözelde de. Şu an pişman mıyım? Hayır pişman değilim. Çünkü hepsini yaptığımı düşünüyorum. Yapabildiğimi. Yapamadıklarımı da yani denesem yapabileceğimi düşünüyorum. Onun için boş bıraktım, hiç boş bırakmadım hiç pişman değilim. Sayısalın bitimine doğru sayısalda çok kontrol edemedim çünkü daha zordu sorular. Ama yine optimi ve sorularımı kontrol ettim. Sınav süresince kalemim falan hiç kırılmadı. Bir kalemle yaptım. Size şunları söyleyeceğim. Sınavdan başımdan geçenleri ve yapmanız gerekenleri. Mutlaka yanınızda birkaç kalem taşıyın. Silginiz güzel bir kalem olsun. E, takıldığınız sorulara geri dönün. Ben takıldığım sorulara bakıp birkaç soru kendime avantaj sağladım. Bu ciddi bir şey. Birkaç soruyla bile siz binlerce kişinin hatta on binlerce kişinin önüne geçiyorsunuz. E, kaleminiz güzel bir kalem olsun. Böyle silik kalemler olmasın. Optikte şey yapar. Kodlama size hazır geliyor bunun için çok stres yapmayın. Sınav anında sakın şey yapmayın böyle saçma sapan şeyler kopya çekmeyi falan çalışmayın. Bizde böyle bir şey olmadı fakat gözetmen öğretmenler sizin öğretmeniniz değil. Yani size gıdama, gıdım acımazlar alırlar ve bir senelik emeğiniz boşuna gider en yakın okula gitmek zorunda kalırsınız. Onun için böyle yapmayın. 7. sınıflar eğer beni izliyorlarsa onlara başarılar dilerim. Umarım güzel bir biçimde sınavlarını atlatırlar. Çok korkmayın LGS benim karşımda bir öcü gibiydi. Çok zor bir sınav olarak adlandırılıyordu. Ama yapılamayacak bir sınav mıydı? Hayır gayet yapılabilecek bir sınavdı. Örnek soruları yaparsanız günde güzel bir şekilde deneme çözerseniz son aylarda ve güzel bir şekilde soru çözerseniz gayet yapılabilecek bir sınavdı. Ben sınavdan çıktığımda 500 tampon aldığımı bile düşündüm. Ama işte basit yanlışlarla bazı soruları yanlış yaptığımı gördüm. LGS'de böyle zaten şeldirici sorular koyuyorlar. Ve size sınavı zor olarak tanımlandırılıyorlar. Neyse biraz daha bir şeyler diyeyim. Sonra size en son olanları anlatayım. Ee, en son arkadaşlar ben sayısaldan sonra ailem geldi. Onlarla beraber eve gittim. Ve işte sınav sırasınca içimden bir rahatlık çoktu çok mutlu oldum hala hala rüyada olduğumu düşünüyordum nasıl bitti bu süreç falan diye ama o kadar mutlu oldum ki size de bir rahatlama gelecek bitince Ondan sonra ailem geldi sayfadan çıktık kitapçıkları 22 Haziran'da aldık bugün 23 Haziran ben adı rahatsız video çekemedim netlerimle ilgili bir video ben benim hoşuma gidiyor şahsen LGS sonucu videoları. 16 Temmuz'dan sonra günlerde çekebilirim. Ama şu an pek çekmek istemiyorum. Bazılarını soruyordu. İleriki zamanlarda çekebilirim dediğim gibi. Böyleydi. Lütfen stres yapmayın. Bol bol deneme çözün. Size hazırlık olacak. Ben 60-70 deneme çözmüştüm. Bunu bana bir sürü avantajı oldu. Kafanızı puanla bozmayın. Benim tabii ki de bir minimum limitim vardı. Mesela 480'den üst not almak istiyordum. Ama kesinlikle şu liseye gitmeliyim diye bir tane kendimi kısıtlamıyordum. Onun için siz de kendinizi kısıtlamayın arkadaşlar. 470-480'den yüksek alayım diyordum. Ama ben 480-470 almalıyım demiyordum. Kendinizi sakın kısıtlamayın. Video bu kadardı. abone olursanız, videolarımızdan haberdar olmuş olursanız ve bize destek vermiş olursanız böyle videoların devamı gelecek. Ve bazı sorularla ilgili de arkadaşlar videolar çekebilirim. 16 Temmuz'da dediğim gibi. İzleyen herkese çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.